Merhaba değerli dostlar. Bizim daha önceki yıldan aldığımız ata tohumlarımız bunlar. Yani tamamıyla köy şartlarında yetiştirilen tohumlar. Şimdi bu tohumları çimlendirip hobi bahçemizde yetiştiriciliğini yapacağız. Salatalık tohumu. Arkadaşlar bildiğiniz gibi tohumları özellikle hobi bahçeciliği yapanlar tohumları önceden çimlendirir. Daha sonra toprağa diker. Biz de öyle yapıyoruz. Ve çok basit bir yöntem. Herkesin bildiği hatta ilkokulda mutlaka uyguladığımız pamukta fasulye yetiştirme mantığıyla aynı. Bu bir peçete içerisine koyuyoruz. Ve bunu nemlendirerek kapalı bir kapta, şu şekilde kapaklı bir kapta bekletiyoruz. Ve birkaç gün içerisinde çimleniyor. Salatalık tohumu mesela arkadaşlar 4-5 günde çimlenebiliyor. Tohumun özelliklerine bağlı olarak. Şimdi size bu herkesin bildiği yöntemi uygularken iki tane çok önemli püf noktası göstereceğiz. Bu da yaklaşık olarak 2 gün hatta 2,5 gün yani bir salatanın 2-2,5 günde çimlendiğini gördük, test ettik. Bu yöntemi uygulayarak bu basit yöntemi sizlere de göstereceğiz. Ve bu şekilde çok rahatlıkla salata ve diğer biber de olabilir, domates, patlıcan yani büyük tohumlu sebzelerin tohumlarını bu şekilde rahatlıkla çimlendirebilirsiniz. Birinci püf noktamız arkadaşlar salatalık, domates, biber, patlıcan gibi tohumların yani iri yapıya sahip tohumlu olan bitkilerin tohumlarını alıyoruz ve sivri olan kısım bakın şurada hemen gösterelim. Kök kısmı burada. İlk bu çimlenecektir. Nasıl çimlenecek? Su alarak şişip oradaki canlı doku enzimler faaliyete geçerek kökü oluşturacak ve bu süre içinde öncelikle suyu alıp şişmesi lazım ve orada bu sert tabaka mevcut kök kısmının büyüdüğü yerde o tabakayı kırarak canlı hücrelere ulaşması lazım. Bunu biz hızlandırıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Çok dikkatlice arkadaşlar bir makas yardımıyla bu ucu hafifçe kesiyoruz. Evet, dikkat edelim canlı dokuyu yani kökün oluşacağı enzimlerin faaliyet göstereceği kısma zarar vermeden ve parmağımıza bastıraraktan hafifçe açıyoruz. Evet. Çok hassas davranmamız lazım. Aksi takdirde kökü zedeleyebiliriz. Aynı şekilde bakın burada da bunu yapmıştık. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar birkaç tane hemen bir tane daha yapalım. Hemen şuradan sivri olan kısımdan çok hassas uç kısmını kesiyoruz ve hemen parmağımızla hafifçe aralıyoruz. Yani burada ne yaptık arkadaşlar? Canlı hücrelerin bulunduğu ve kökü oluşturacak kısımdaki o sert tabakayı kırdık ve bunun su emerek şişip 2 veya 3 gün gibi bir süreye beklemesine gerek kalmadan süreyi kısalttık ve bu şekilde bu tohumlarımızı hazır hale getirdik. İkinci püf noktamız arkadaşlar. Hemen şurada az önce hazırladığımız kaynar suyumuz var ve oda ortamında ılık soğuk suyumuz var. Bunları peçetenin içerisine koyuyoruz. Ve şöyle bir rulo yaparak önce arkadaşlar kaynar suya batırıyoruz ve yaklaşık 2 saniye 2-3 saniye bekletip daha sonra bunu çıkarıp hemen soğuk suya ve yine aynı şekilde 2-3 saniye soğuk suya batırıyoruz. Ve bu şekilde 3-4 defa bunu yaptıktan sonra arkadaşlar tohumlarımıza yapacağımız işlemler tamamlanmış oluyor. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Tohumlar gece gündüz sıcaklık farkı veya yine ortamın hem sıcak hem soğuk olma farkına göre adaptasyon sağlıyor ve bu şekilde enzimler faaliyete geçiriyor. Biz enzimleri hemen şu anda bu yaptığımız uygulamayla faaliyete geçirdik ve böylece bitki şu anda çimlenme sürecine girdi. Hem enzimler faaliyete girmiş oldu hem de kökü oluşturacak hücrelerin su alacak şişmeden hemen hazır halde kestiğimiz ve açtığımız kısımda su alacak yerleri de hazır. Bundan sonraki işlem hepimizin bildiği gibi arkadaşlar bir peçete içerisine bunları koyuyoruz. Tohumlarımızı koyuyoruz ve üzerini kapatıp bir fıstık yardımıyla
suluyoruz. Çok göllendirmeyeceğiz. Sularken dikkat etmemiz lazım. Hafif ıslanması yeterli. Bu şekilde yeterli. Su birikmeyecek arkadaşlar. Yoksa çürür. Kapatıyoruz. Ve bu kapatmamızın sebebi de ortamda sera gazının oluşması ve kısa sürede 2-2,5 günde 3 günü bulmadan arkadaşlar bu şekilde salatalık tohumlarımızın çimlenmesini sağlayacağız. Bu kadar basit. Siz de bu uygulamaları yaparak çok erken zamanda, kısa zamanda salatalık, biber, domates gibi iri tohumlu olan sebzelerin tohumlarını bu şekilde çok rahatlıkla çimlendirebilirsiniz.